Siz demiyorsun, onlar üretiyor, paralarını da onlar mı veriyor? Şurada da verebiliriz. Bak şurada. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcaklıklarda şekil alabiliyor. Her türlü ürünü de kullanılabiliyor. Bir de bunlar. Kapağı kapattığımızda hava almıyorlar. Erzaklarımız. Hmm. Bu yüzden burada kapatıyoruz. Tamam. Stres yönünde bunlar. Evet. Evet. Artık çay, pipet kılıfı, misvak kılıfı. Artık pipet kullanmıyoruz. Tek kullanımlıklara hayır diyoruz. Evet. Bu yüzden bambu, çelik pipetleri tercih edebiliriz. Onu orada? Burada bunlar bizim ilkelerimiz bu projede. Dönüştür, kompost yapar. Evet, değil mi? Şöyle ayrıştır, reddet. Yeniden kullan, azal. Evet, aslında bu şeyde Sayın Emine Erdoğan hanımefendi sıfatı projesini sevmekte. Evet. Destekliyor. Bu da çok güzel. Gerçekten hani çevreye duyarlılık açısından karbon dioksit emisyonu konuda gelen ürünlerin yerine yöresel ürün kullanılması da ikinci ayakçısına da büyük katkı sağlıyor. Bunlar sepetleri. Ne gördüm? Bu da şey mi? Mutfak. Burası atıksız mutfak olduğu için hocam. Her plastik yerine genellikle kullanılıyor. Evet, her ürünümüz pamuk. Bez. Evet, çok güzel. Ve mutfak ürünleri. Damacana. Bunlar matara. Evet. Şimdi şu da çok önemli. Şimdi burada bu ücret üreten kişiye, üreten mağdur ailedeki hanımefendilere diyorlar. Evet. Kadınlarımız yine dikiyorlar. Epey diktiler bu süreçte. Bildiğim kadarıyla 10 binlerce oldu herhalde. 10 binlerce oldu. Evet. Çok güzel. İkinci el kıyafetleri işe yaramayanlarının ipliklerinden elde edilen yün kilim yapıyoruz. Evet. Eğer terliğe ve çaputsa çaput kilim yapıyoruz. Bunlar da tamam o kıyafetlerden çıkan, tezgahlarımızdan elde edilen üretiliyor. Çok tebrik ediyoruz. Bunlar gelen terliğe kumaşlar. Evet, gönül elleri bizim, gönlümüz hakikaten. Aralarımız artık sürü, bundan sonra. Evet, tamam. Her şeyde öncüsünüz. Teşekkür ediyoruz. Bunlarda da sizden bir öncülük bekliyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Buradayız başkanım. Burası Tuzla Belediyesi sınırları içerisindeki organik çarşımız içerisinde oluşturulmuş olan bizim ekolojik pazar diye belirlediğimiz bir alan. Ekolojik pazarı Tuzla Belediyesi'nin 10 yıldır hizmet veren, 10 yılı aşkın bir süredir hizmet veren, 4300'den fazla kadın kent gönüllüsü olan gönül ellerinin bir organizasyonu ve çalışma ürünü. Buradaki amaç şu, gönül elleri zaten amacı ihtiyaç fazlasıyla ihtiyaç sahibini buluşturmak. İşte komşusu aç yatarken kendisi tok yatan bizden değildir diyen bir medeniyetin evlatlarıyla, işte veren el alan elden üstündür düşüncesiyle kurulmuş olan ve engellisi, yetimi, kimsesi, yaşlısı, dulu, sosyolojik olarak dezavantajlı tüm kesimleri bir araya toplayıp 12 komisyonda çalışan bir çalışma grubumuz. Bizim kadın kent gönüllerimizin yaptığı çalışmalar. Bunlar çok çalışma yapıyorlar. Onları anlatmakla bitirmek mümkün değil ama bugünkü çalışmanın özünde şu var. Yani bu ekolojik pazarın asıl amacı doğaya ve çevreye, çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız dünyanın daha temiz, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir yaşamın oluşturabilmesi için
geri dönüşümü kolay olan ürünlerin kullanımına yönelik, onun kullandırılmasına yönelik hem teşvik hem de üretimi konusunda bir çalışma. Buradaki yapılan ürünlerde özellikle de en çok dikkati çekilen karbondioksit emisyonu ve çevreye zararlılık açısından düşünülen plastik, alüminyum folyo ve buna benzer petrol ve petrol ürünü ve fosil yakıtlarla beraber taşınması, üretilmesi ve ta son kullanıma kadar gelinen süreçlerde üretim ve tüketim aşamalarında karbondioksit emisyonuna ve çevreye zararlılık açısından ve geri dönüşümü mümkün olmayan 150-200 yılı vuran süreçte ancak yok olabilen ürünlerden kurtarabilmek. Bunlar ne var? Alüminyum folyo yerine doğal kullanılabilen pamuk ve benzeri ürünlerin kullanılması, bu çok önem arz ediyor. Bunun yerine plastik pet şişeler yerine daha doğal ürünlerin kullanılması, camın kullanılması, işte kilden yapılan güveçlerin kullanılması ve birçok pamuklu ürünler ve bal mumundan ürünler yaparak da yine burada mutfakta özellikle de kadınların kullandığı mutfaktaki birçok çevreye zararlı olan, doğanın eliminasyonu zor olan ürünler yerine daha kolay geri dönüşüm olabilen organik ürünlerle bu işi başarabilmek. Buradaki amaç da bu. Şu anda yapılan işlerle de çok güzel ürünler elde etmişler. Kendilerini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Gönül Elleri bizim markalaşmış ürün ve çalışma açısından çok farklı yönlere giden. En önemlisi ise mağdur ailelerin 26 bine yakın aileyi takip ediyoruz. Ama bunların içerisinde çok mağdur olan ailelerin üretime yönelik maske üretiminden tutun, bugünkü ürünlerin tamamını da üreten yine mağdur aileler. Dolayısıyla bu ürünlerin satılmasıyla birlikte aslında o mağdur ailelerinden olan hanımefendiler, onlar üretiyorlar, satılıyorlar ve evlerine bir ekonomik girdi sağlıyorlar. Kazan kazan modeliyle birçok sosyal sorumluluğu içerisinde bulunduran bir proje. Ben eşim de dahil olmak üzere bu sosyal sorumlulukta yer alan, gönül ellerinde yer alan, ilçemizde 26 bin aileyi takip eden ve bu tür çevreye hassasiyeti ve duyarlılığı geliştiren tüm hanımefendilere yürekten teşekkür ediyorum. Onlar kanatsız melekler. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Bu bebekleri de bizim tatınlar veriyorlar. Bunlar da çok oldu. Artık yitiren oyuncaklar beyazlar. Evet. Oynuyor mu kızlar bilmiyorum. Oynuyor tabii kızlar. Yeni çocukları hareket etmeyen, oynamayan bebek veya oyuncaklarsız. Simsiz karakter. Evet. Bunlardan kadınlar bayağı yaptılar. Hediye sepeti olarak da yapıldı. Hediye sepeti, aynı zamanda ekmek sepeti, mutfakta her şey. Her sebze mi, her şey mi? Her şey. Yıkamaya da müsait. Evet. Evet, sağ olun. Bunları da aldık. Güle güle kullanın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bunlardan da alalım. Evet. Şunlar öyle sarılmış ürün değil. Bak topluca ürün. Değil mi? Evet. Tamam, bundan al. Böyle bir paket al. Yok. Tamam. Şöyle al. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Hazırız. Organik ürünler çarşısındayız. Buradaki asıl amaç nedir tam olarak? Buradaki asıl amaç sadeleşmek, ileriki nesillere çöp bırakmamak ve yeteri kadar dengeli beslenmek ve doğal beslenmek. Buradaki asıl amaç bu. Bununla ilgili de Tuzla kadınları olarak Tuzla Gönül Ellerinde gönüllü çalışmaktayız. Ve bizler de üretebilen kadınlarımıza destek olma adına daha önce de zaten satışlarımız vardı. Bu satışlara ek ve destek olma adına organik pazarda yer belirledik. Sabit bir yerimiz olsun dedik. Sosyal medyadan da bunları satıyorduk. DM'den de satıyorduk. Fakat siparişlere yetişemez olduk. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Biz ARGE komisyonuyuz. ARGE komisyonu ile el sanatlarının ortak bir projesi oldu. El sanatları komisyonuna gelen kadınlarımız atölyelerimizde bu gördüğünüz organik ürünleri üretiyor. Biz de burada sabit yer olarak bunları halkla buluşturuyoruz. Yaptığımız bu şimdilik. Adını söylediniz. Mine Yüceda. Tam görevli nedir acaba? ARGE komisyon sorumlusuyum ben. Gönül Elleri ARGE komisyon sorumlusuyum.
5 yıldır burada Tuzla Organik Çarşı'yı çalıştırıyorum. Yaklaşık 230 tane firmayla çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinden organik ve doğal olarak ürünleri getirip burada sergiliyoruz. Tuzla halkımız olsun. Diğer yöreler şeylerden, işte illerden, Kocaeli'den, Gebze'den, daha Karşı'dan özel müşterilerimiz geliyor. Yani içeride sattığımız ürünler kilit noktalara gidiyor. Normal bir müşterimiz yok bizim, hep böyle elit müşterimiz. Yani ne bileyim, hasta müşterilerimiz genelde, yoğunluk. Ürünlerimizin organik olarak şeyi çok. Ne diyeyim? Çeşitliliği çok, alıcısı çok. Dediğim gibi 230 firmayla çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinden de 11 ilden de yaklaşık şey geliyor. Sebze meyve geliyor organik olarak. Sertifikaya gayret ediyoruz. Genelde özellikle sertifikası ürün bulundurmamayı gayret ediyoruz. Sebzede, meyvede özellikle. Yani doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda da bugün de özel bir gün. Tuzla gönüllüleriyle beraber bir projemiz vardı. Onu gerçekleştirdik. Böyle. Biraz farklı bir proje ama abi olursa var ya. Şu şeyi alalım ya sana.